Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Projenin İlk Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Geçen videoda dengeli matris organizasyonlar ve güçlü matris organizasyonları incelemiştik. Bu hafta da proje bazlı organizasyonları konuşacağız. Kitabımızda 2.1.3'te proje bazlı organizasyonlar bölümünde aynen şöyle bir ifade var. Ekip üyeleri tek bir projede bir arada çalışırlar. Proje yöneticileri yüksek yetkilere sahiptirler. Bu organizasyonun oluşabilmesi için şirketin sadece ve sadece proje yaparak para kazanması gerekmektedir. Otomatikman zaten başka operasyonel bir işi de olmadığı için şirketin proje bazlı bir organizasyon yapısına dönüşmüş olurlar. Burada da gösterildiği gibi şirketin yine bir üst yönetim var. Fakat şirket proje bazlı çalıştığı için proje yöneticileri fonksiyon yöneticilerinin yerine geçmiş durumda. Her proje için bir yönetici ve o projeye özel bir ekip atanmış durumda. Böylece dediğimiz gibi proje bazlı organizasyonu hayata geçiriyoruz. Hangi sektörlerde daha çok karşımıza çıkar? Dediğimiz gibi sadece proje bazlı çalışan inşaat firmaları buna çok güzel bir örnek olarak adlandırılır. Savunma sanayi bu sektörlere bu organizasyon yapılarını örnek oluşturur. Bilgi işlem firmaları, IT firmaları. Tabi burada sadece proje bazlı çalışıp projedeki çalışmaları bittikten sonra ayrılacak operasyonel bir destek vermediğini varsayıyoruz. Bizim gibi danışmanlık firmaları proje bazlı çalışırlar. Mimarlık firmaları örnek verilebilir proje bazlı çalışmaya. Bu organizasyonda diğer organizasyonlar gibi avantaj ve dezavantajları var. Önce avantajları konuşalım. Kontrol tamamen proje yöneticisindedir. Böylece proje yöneticisinin hem yetkileri yüksektir hem sorumluluğu yüksektir. Proje içinde net bir iletişim kanalı vardır. Proje yöneticisi işleri aslarına devreder. Aslar da işleri yaptıkça yöneticisine, proje yöneticisine raporlarlar. Hedef odaklı çalışma söz konusudur. Herhangi bir başka işe bölünmedikleri için, sırf tek bir projeye odaklandıkları için sadakat de projeye gösterilen sadakat de ekip tarafından yüksektir. Dezavantajlarına bakacak olursak, kaynakların verimsiz kullanımı söz konusudur. Hatta en verimsiz kaynak kullanımı hangi organizasyon yapısındadır diye PMP sınavında sorular gelebilir. Kesinlikle proje bazlı organizasyonda çok verimsiz kullanılır kaynaklar. Bunun da sebebi, başka bir projeye kullanamıyorsunuz kaynaklarınızı. Özellikle inşaatı verdik. Satın alma sorumlusu her şantiyede ayrı ayrı tanımlanmış durumda. Yani ortak bir satın alma bütün şantiyeler için satın alma yapamayabiliyor. Çünkü bu şantiyeler dünyanın farklı ülkelerinde olabilir. Veya insan kaynakları uzmanı yine farklı ülkelerde konumlanmışsa eğer inşaat işleri, o ülkenin kanunları gereği uyulması gereken insan kaynakları açısından yükümlülükler var. O alanı bilen kişilerin yer aldığı bir organizasyon yapısını oluşturursunuz. Çalışanlar uzmanlıklarından fonksiyonel yapıya göre konuşmak lazım. Burada uzaklaşırlar. Çünkü fonksiyonel organizasyonda hep aynı işi yapıyorlardı. Burada ise proje bazlı organizasyonda her projede yeni şeyler öğrenmek zorunda kalabilirler. Bu da özellikle bilgi işlem firmalarında çok karşımıza çıkar. İnşaat sektörü ya da savunma sanayine bir iş yapan bir şirket düşünmek gerekirse, o sektörde bir projede öğrenilmesi gereken konuları öğrendiler. Fakat firmanın patronu eğer sağlık sektöründen bir işe geçerse, bu sefer çalışanlar sağlık sektöründeki dinamikleri öğrenmek zorunda kalacaklar. Bu yüzden bir zaman sonra farklı konulardan biraz anlayan fakat bütün detayı tamamen hakim olmayan kişiler ortaya çıkmaya başlar. Bu da uzmanlıktan uzaklaşmaya sebep olur. Proje yöneticisi fazlasıyla idari işlerle uğraşır. Proje yöneticisinin yetkilerinin olması yanı sıra sorumluluğu da var demiştik. Proje yöneticileri burada genel müdür gibi çalışıyorlar. Yani çalışanlarının yemesinden, içmesinden, sağlığından, sigortasından, güvenliğinden, her şeyinden sorumlu. Çünkü projede ekip üyelerinden birisinin başına bir şey gelirse sanki genel müdür gibi proje yöneticisi de sorumlu tutulur. Bu yüzden bu idari işlerle uğraşması da
gerekebilir proje yöneticisinin. Bu da bir diğer dezavantajı. Proje bazlı organizasyon yapıları için şunu da söyleyerek tamamlamış olalım. Proje yöneticisinin yetkisi, kaynak bulma, bütçe belirleme, proje yöneticisinin ve yönetim ekibinin iş yoğunluğu, proje için ayırdığı zaman gibi konularda diğer organizasyon yapılarına göre çok büyük farklılıklar ortaya çıkar. Dediğimiz gibi burada proje yöneticisinin hem sorumluluğu hem yetkisi arttığı için sanki şirketin genel müdürü gibi çalışmaya başlar. Proje yöneticisine özel bir ekip verilir zaten. Kaynak bulma derdi pek olmaz. Onun özel bir ekibi vardır. O ekiple beraber çalışır. Hatta proje değiştikçe ekiple beraber devamlı yer değiştirebilirler. Hatta bu proje çalışanları için homeless ifadesi de kullanılır. Evsizdirler. Tek bir merkezleri yoktur. Ofisleri olmayabilir. Devamlı gezebilirler. Veya daha da kötüsü, proje bitince işten çıkarılma riskleri vardır. Bu yüzden evsiz ifadesi karşımıza çıkabilir. Sınavda da bunu yine sorma ihtimali var tabii ki. Evet, bu videomuzda da proje bazlı organizasyonları inceledik. Gelecek videomuzda bu organizasyonlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan bahseden videolarım olacak. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.